Ben de, nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben sizi Nişantaşı'nda gördük efendim sizi. Evet, bir alışverişe uğramıştım. Bunun için geldim. Efendim dikkatinizi çekiyor, bayağı da kilo vermişsiniz. Evet, şimdi bir yeni proje başladı. Teşkilat dizisine dahil oldum. Ondan dolayı biraz yazın aldığım kiloları hemen vermek için hızlı bir spor ve diyete başladım. Şimdi hızla da zaten çekimler de devam ediyor. O yüzden biraz daha vereceğim, bir 2-3 kilom daha var. Bu çekim olması motive ediyor, zorluyor mu? Çok yani tabii. Kilo vermekte? Normalde çekim olmasa... Yani çekim olması o kadar. Şimdi ben yemek yemeyi seven bir insanım, boğa burcu olduğum için. Yani o kadar çok hani 1-2 kilo almışım, 3 kilo almışım, onları takıntı yapmıyorum ama iş olduğu zaman işte bir takım elbise giyiyorsun, mecburen o bedene girmek gerekiyor. İşte daha fit olman gerekiyor. O yüzden biraz daha dikkat ediyorum işler başında. Özel bir diyet mi yiyorsunuz, yapabiliyorsunuz? Yani o daha çok işte... Karbonhidratı kesiyorum, şekeri kullanmamaya çalışıyorum, hayatımı açmalıyorum. Onun dışında öyle bir özel bir program yok yani. Hayırlı olsun diyelim teşkilatınızı. Teşekkür ederim. Kendi karakterini canlandıracaksınız. Evet, orada. Evet. Bir da... mafya babası ama biraz bahsedebilir misiniz? İyi yönde mi, iyi tarafta mı, kötü tarafta mı? Valla iyi yönde mi, kötü yönde mi onu zamanla göreceğiz. Ama çok güzel bir karakter. Aslında biraz bu eski kabadayılardaki o şey var. Onlarda daha böyle bir ağırlık vardı, şey biraz daha yani geleceğe dönük olarak iyi yönde mi gider, kötü yönde mi gider, ondan emin değiliz. Sürpriz oldu. Sürpriz olarak göreceğiz. Ama sevdiğim karakteri, güzel gidiyor. Yani tabii ben alıştım artık, biraz mafya babaları geliyor. Daha önce de Yavuz Kurt'ta mafya babası oynamıştı. Bana nedense yapımcılar bir türlü komedi ya da iyi birini yakıştırmıyor herhalde ama. Tabii biz oyuncu olduğumuz için tiyatroda kendi aslında bütün rolleri açığız ve hepsinin yapabileceğimizi düşünüyorum yani. Buradan hani siz aynı zamanda bir jönsünüz yani. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu jön tartışmasını? Türkiye'de yeterince jön var mı? Ya aslında Türkiye'de yeterince jön var mı da önce jön kavramını bir açmak lazım. Yani Türkiye'deki jön kavramına bakış açısı biraz şöyle oluyor. Ya bu çocuk çok yakışıklı. Bu kız çok güzel. Bunu getirelim, başrole koyalım. Yanına da işte daha okullu, eğitimini almış insanlarla besleyelim, bizim hikayemizi yürütelim. Ama öyle olmuyor. Yani bir işin birinci başrolü bence senaryo. İyi bir hikayeyi, o iyi hikayeyi de kaldırabilecek, taşıyabilecek yetenekte ve donanımda olan bir oyuncuya ya da oyunculara teslim etmeniz gerekiyor. Ki özellikle başrol. Çünkü hikayenin o ana karakteri eğer o işi taşıyamıyorsa, o işin gerçekliğini ortaya koyamıyorsa, ne kadar desteklerseniz destekleyin biraz patlıyor. Yani bizdeki bakış açısı biraz yakışıklı olsun. Tamam mı? Yani güzel, yakışıklı olmasında bir sorun yok. Tabii ki olabilir. Yani ama bence daha önemlisi çok donanımlı ve iyi bir oyuncu olması. Yurt dışında baktığınız zaman, şimdi jönlere bakarsak aklıma şu anda mesela Al Pacino geliyor. Hani çok uzun boylu böyle manken gibi yakışıklı bir adam değil. Hatta belki oyuncu olmasa sokakta görseniz çirkin bile diyebilirsiniz. Ama o kadar iyi donanımlı, o kadar müthiş bir oyuncu ki yani kamera karşısına geçtiği zaman adeta devreşiyor ve bambaşka bir şey yaratıyor. İşte önemli olan o aurayı yaratabilen kişi. Yani o aurayı kim yaratıyorsa bence odur canım. O aura da sadece enerji yaratıyor. Donanım ve bilgiyle de alakalı diye düşünüyorum. Siz ödüllü bir sanatçısınız. Evet. O zaman da bu çok tartışılıyor yani oyuncu konusu geldi diye soruyorum. Oyuncuların çok iyi olmadı. Yani iyi, çok iyi oyuncular oldu ama dediğiniz gibi yakışıklı olduğu için, sırf güzel olduğu için yani bu kariyeri taşımadan ekranda görülmenin yani doğru olmadığını söylüyor. Sizin bakış açınız nedir Türkiye'deki oyunculuklara? Yani şöyle şimdi tabii biraz artık yapımcılar şeye de bakar oldular. Kaç tane takipçisi var? Biraz fenomen olup hani sabahları ben kalktım, şimdi yürüyorum, şimdi şunu yiyorum, şimdi bununlayım, şimdi köpeğimi gezdiriyorum tarzında insanlara prim vererek ya bunun işte takipçisi çok, hadi buna verelim rolü deyip sonra iş patlattıkları çok oluyor. Ya bence her meslekte olduğu gibi yani her işin en iyi yapanı bu işin donanımlısı, o işi kaldırabilecek kişidir. Bence biraz daha mantıklı bakmak lazım çünkü eskiden Netflix ya da diğer işte dijital kanallar yoktu. İnsanlar sadece Türk dizilerini izliyordu. Evet, bununla belki
insanlar yetiniyordu bilmedikleri için ama artık çok iyi projeler ve çok iyi oyuncular izledikleri için bizdeki bazı projeleri değersiz buluyorlar. Hatta bazen şuna denk geliyorum. Ben Türk dizisi izlemiyorum diyen insanlar çok oluyor. Yani bunun sebebi işte bu boşuna prim verilmiş takipçi sayısı kasarak bir şekilde bir şeyler yapıyoruz insanların bir yerlere konması. Yani o da işin kalitesini düşürüyor doğal olarak. Murat abi bir de sizin yani Türkiye'ye gelmeden önce Amerika 10 yıla yakın bir Amerika deneyiminiz var. Orada oyunculuk yaptınız, eğitim aldınız ve daha sonra Altın Portakal ve bir sürü dizide oynadınız sinema filmlerinde. Türk oyuncuları neden yurt dışında ya bir Amerika'da bir Broadway'de ya da en kötü Bollywood'da göremiyoruz? Yani bunun sebebi nedir? İstemsizlik mi? Başka bir nedeni var mı? Aslında ben siz orayı da deneyimlemiş bir insansınız. Evet, ben... Siz öyle bir kariyer yapabilir miydiniz? Yani şöyle, ben Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümü mezunuyum. Sonra Stellar'da Oyunculuk Akademisi, Amerika'da Los Angeles'ta ondan mezun oldum. Uzun bir süre eğitmenlik de yaptım. Ama size benim tecrübemden şöyle bir şey, benim yaşadıklarımdan anlatabilirim. Ben orada bir süre işte menajer bulmaya çalıştım, ajans bulmaya çalıştım. Şöyle oluyor, insanlar nerelisiniz diyor. Doğal olarak işte Türk'üm dediğiniz zaman orada yani üçüncü sınıf vatandaş muamelesine zaten maruz kalıyorsunuz. Çünkü size hemen typecast dedikleri hemen diyor ki işte ya bundan diyor işte terörist olur. Ondan sonra ne bileyim bu muhakkak seni böyle çok alt rollerde, yan rollerde ya terörist ya işte bir şey. Oralara böyle Orta Doğu oluyor yani. Oradan yürümek o kadar zor ki gerçekten hani şey için söylemiyorum. Benim başıma geldi daha önce Homeland diye bir dizi var. Oradan mesela bana bir audition geldi. Deneme çekimi. Ama onun kast direktörü de Faslıymış aynı zamanda. Bizim audition'a bakacak onu. Ben audition'ı gönderdim. Şimdi bana audition'ın gelme sebebi benim Türk olmam. Aslında onların aradıkları Orta Doğu'lu tipi. Daha böyle Arap. Daha böyle işte sakallı falan. Yani çok Arap tipim olmadığı için. Kadınlar bana çok güzel bir mail geldi. Faslı olanlar. Dedi ki ya Murat Bey işte audition'ınız çok iyi, çok beğendik ama sizin tipiniz buna uygun değil. Bizim daha Arap bir tip arıyoruz. Şimdi öyle bir çelişkide kalıyorsunuz ki Türk'üm dediğiniz zaman Orta Doğu tepesine konuyorsunuz ama Orta Doğu rolü geldiği zaman tipiniz uygun değil. Yani çok zor. Gerçekten zor. Bir Avrupalı olsanız aynı şekilde muamele görmüyorsunuz açıkçası. Ben bunu kendim yaşadığım için söylüyorum. Herkes farklı bir şey söyleyebilir. O zaman yani Türk oyuncuları da yani çok da yadırgamamak lazım. Neden yurt dışında olmadığımıza dair. Yani denememek ayrı bir şey de ben tabii şey, ben Hollywood'da oyuncu olacağım denemesine gitmedim zaten. Ben burada bir oyunculuk okulu bitirdim. Daha çok nasıl bir yani geleneksel oyunculuk dışında daha böyle yurt dışından bu işe nasıl bakılıyor merak ettiğim için biraz daha donanım almak için gittim. Tabii gittim, okul bittikten sonra da doğal olarak orada arkadaşlar ediniyorsun. Onlar gibi sen de hani birkaç bir şey deneyeyim diyorsun. Bu arada hani bir iki filmim var öyle çok Türkiye'de şeyin reklamını yapmadık ama Trophy diye, Beyond the Trophy diye bir filmim var 2012'de Michael Madsen'da. Yani isteyen bakabilir. Ama yani onun dışında çok yine orada da şey oynadım mesela. Uyuşturucu kaçakçısı Rus ajanı. Yani bunlardan yukarı çıkamıyorsun. O yüzden yani ülkemizde devam etmeye karar verdim o yıllarda. Son olarak dizide, yeni dizide çok genç ve başarılı oyuncular var. Onlarla ilgili ne anlatmak istersiniz? Hangi? Teşkilat ismi. Ben teşkilata yeni dahil oldum. Ama 5 sezondur, yani bu 5. sezonu devam eden bir dizi. Zaten başarılı bir yönü var ki devam ediyor. Ekip çok güzel. Çalışma arkadaşlarımız, yönetmen, kamera, oyuncu arkadaşlar, herkes oldukça uyumlu. Ben çok memnunum yani şimdi yeni başladım. Sizi peki hep böyle mafya şeylerine görüyoruz ama yani son dönemde komedi oynamak istiyor musunuz? Teklif gelip gelsin mi? Ya da benim demin... Mutlu da olurum çünkü aslında gerçekten komedi çok iyidir ama insanlar hep şey diyorlar, o yani yapımcı derler. Yani seni böyle seviyorlar, sana böyle alışıyorlar. O yüzden
Bence hiç bozmayalım, denemeyelim. Mafya rolleri var ya da işte kötü adam rolleri, kim geliyor aklına? Abi orada Murat abi olabilir. Yani neyi görürse onunla devam etmek istiyorlar. Sonra bir de motor seyahat tutkunuz var, motorla motor kullanıyorsunuz. Bu İstanbul neden tercih? Tutku değil aslında benim için o kadar da. Motoru ben trafiğe çözüm olsun diye, yani biraz kullandığım motor zaten scooter, maxi scooter tarzı bir şey. Yani trafikten kurtulmak için kullandığım bir yol diye. Motor kullanmak da zor derler İstanbul trafiği. Hiç başınıza öyle şeyler geliyor mu? Yani tabii bir yolculuk sırasında 4-5 kez önünüze bir araba kullanıyorum ben. Aslında çok tercih etmiyorum kullanmayı. Yani birçok kişiye de önermiyorum aslında ama ara ara mecbur kalıyorum. Yani çok trafik olduğunda diyorum ki oraya şu an yetişemem, motorla gideyim. Yani bugün de motorla geldim buralara ama üstüm başım biraz önceden böyle kırıştı. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi, sen şoförü.